Recep abi. Recep abi. Ya Recep abi. Burada heyecandan nefes egzersizi yaparken niye beni blok ediyorsun ya? Abi ne blokesi? Uyuyorsun. Uyumuyorum oğlum. Heyecanımı yatıştırmaya çalışıyorum. Çok heyecanlıyım. Sen de benimle gelsene içeri. Abi gelip de yanında öyle velin gibi durayım mı? He dur lütfen. Elimi tut olmaz mı? He bir de elini tutacağım. He tut lütfen. Olur mu abi? Kızın karşısında kötü bir imajın olur. Hadi şimdi içeri gir. Çok rahat ol. 12 numaralı masaya otur. Sanki her akşam buraya takılıyormuşsun, sushi yiyormuşsun gibi davran. Yeterli, tamam mı? Tamam abi, anlaşıldı. Çok rahat olacağım. Her zaman 12 numaralı masaya takılı sushi yiyormuş gibi yapacağım. Evet. Çok iyi yapacağım. Çok rahat ol. Oğlum bak çok heyecanlıyım. Yemin ediyorum vallahi dizlerimin bağı çiziliyor. 2 gün çok heyecanlanırım bak hayatta. Birinci gün aşı olacağım gün, ikinci gün aşı yapacağım gün. Aşı ne alaka? Belki yemekten sonra kıza aşı yaparım. Anladın mı? Anladım. Tamam, hadi şimdi gir içeri. Hadi hakkını helal et. Helal olsun. Hadi hakkını helal. Helal olsun. Hadi hakkını helal et koçum. Ah, ah. Hadi bakalım koçum. Tamam, helal olsun Recep abi, Recep abi. Hadi. Selamünaleyküm deli olan. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Senin adın Fatih mi? Fatih efendim. He Fatih. Benim arkadaşım 12 numaralı masaya benim adıma rezervuar yaptırmış. Rezervasyon demek istiyorsunuz herhalde. He rezervasyon. Buyurun şöyle alayım. Dur öyle almadan önce ben seni bir tembihleyeyim de. Bak oğlum bu kızla yaptığım buluşma benim için çok önemli. Ömrümde ilk defa suçukaya geliyorum. O yüzden ben sana ne zaman Fatih dersem sen bana o zaman Recep abi diyeceksin. Sanki her zaman geliyormuş gibi anladın mı? Tabii efendim. Ondan sonra ben sana diyeceğim ki Fatih her zamankinden sen bana diyeceksin ki tamam Recep abi getiriyorum diye masayı donat tamam mı? Ne kadar ne bulursan. Anladın mı? Anladım. Ne diyeceksin? Recep abi. Ben sana diyeceğim ki Fatih gel buraya. Recep abi. Aferin koçum. Bir yapma vallahi ağzını burnunu kırarım seninle ha. Yürü git. Buyur. Hadi yürü bak. Aferin. Aslanım fırça gibi maşallah. Maşallah. Buyurun burası efendim. Sağ ol Fatih. Oh. Misafirimiz kaç kişi efendim? Bir tane hanımefendi gelecek oğlum. Kaç kişi olsun? Sapık mı zannettin sen beni? Kaşı kaşı yemek yiyeceğiz kızla. Misafir gelene kadar soğuk bir şeyler içmek ister misiniz? Vallahi isterim ha. İyi akıl ettin. Kafana göre bir şeyler getir. Peki efendim. He bekle gel buraya. Ekmek getir bana ekmek. Burada ekmek bulunmaz Recep abi. Ne demek lan ekmek bulunmaz burada oğlum? Yıllardır buraya gelen müşteri değil miyim ben? Yan markete yolla çocuğa alsın gelsin ekmek bir tane ya. Tamam Recep abi. Yat. Terbiyesiz. Ekmek yok diyor. Buyurun bu ekmeğiniz. Sağ ol canım. He şöyle ekmeksiz yemek olur mu ya? Buyurun bu da şarabınız. Sağ ol canım. Bir bakalım değil mi? Kalite kontrol yapalım. Yok tam beğenmedim. Tam istediğim aroma değil. Ver bakalım. Yok tam bana uymadı. Biraz da beyaz deneyelim. Sağ ol canım. Genizden alıyorum tadı biliyor musun? Beğenmedim al. Yani bu en yakınıydı ama gene olmadı al bakalım. Bir türlü bulamadık ya. Bardağı falan içemedin değil mi oğlum? Biraz sert. Bavyera mı bu? Recep abi dükkandaki son şeyi açtık. Başka şarap kalmadı. Ne bakın? Ne bakın? Yok, aradığım lezzet değil. Yani aroması tutuyor ama dolgunluğu, akışkanlığı istediğim gibi değil. Al bunu getir. Zaten ben oğlum şarap seven adam değilim ki sen niye bana şarap verip duruyorsun? Git bana bir tane fıçı bira getir adam gibi ya. Yürü git. Allah'ım yarabbim. Peki Recep abi. Şarabı daya müşteriye, daya şarabı müşteriye. Oh, kafam da bir dünya oldu kızla buluşmadan he. Rıvıyy. Karate git. Yakuza. Evet. Memnun oldum. Ben de. Bütün elinin içi ter ya. Ya karşı cinsle buluşmaya gelirken şu elini sil ya.
Karate Kid, nasıl buldun beni? Yani umduğun gibi miyim? Vallahi açık konuşalım mı? He? Dost meclisi bura. Senin kaporta biraz çürük arkadaş. Ben sana söyleyeyim, senin perte çıkmış. Vuruk, ezik, çarık çürük. Yedi emine bırakılacak moddasın sen yani. He, ruh güzelliğin iyidir. Orayı bilemem. Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. O yüzden dış güzelliğine de biraz önem veririm yani ben kadında. Ben seni anlamadım Karate Kid'i. Ben sana anlatacağım ya, anlatacağım kendimi. Getir oğlum. Bu da wasabi. Bak. Fatih, yanlış sulardasın. Ay çok alemsin Karate Kid vallahi. Tabii. Demek suşiye meraklısın. Evet öyle. Ben de öyleyim, benim için bir yaşam sidili. Yani 2,5-3 yaşından beri suşiyle haşır neşirim. Bir yaşam stili, bir felsefe. Sana bir anekdot paylaşayım. İstanbul'a yeni geldiğimizde ben tek çocuğum. Onun devirdiği bir şımarıklık var, suşiden başka bir şey yemem. Küçükten beri. Sabah kalktım, 2 tane nigiri atmadan kendime gelemem. Annem de o dönem konfeksiyonda çalışıyor benim. Bu İmraniye taraflarında. Hiç unutmam bak. Bir sonbahar günü. Annem elinde gelmiş. Bir somon ekmek. O kadar durumumuz kötü ki. Somun ekmeğin arasına 2 tane California roll koymuş. Yanına da 1 tane Ebu Tempura. Onu bize pay edirdi. Onu yırdık. Bak anlatınca hep kötü olurum. O günlerden bugünlere geldim. Ay. O günlerden böyle king plate'ler, queen plate'ler hazırlayacak hale geldim ya. O kadar iyi yerlere geldim. Rahmetli bizi hep beslerdi. Her sabah ekmeğin üzerine wasabi sürerdi. Ondan yerdi. O yüzden böyle kanlı canlıyım ben. Bize yedirirdi. Tek tek. Üzerimde çok emeği var. Anam benim, anam! Anam! Bu yok mu bu? Japonların tereyağı bu ya. Her sabah bundan yerim. Bak böyle ekmeği alırım. Tamam mı? Buradan böyle bir pinçik kopartırım. Bunun böyle üzerine karım. Bak. Ama dikkatli ol, acıdır. Wasabi dokunmasın sana. Ya acı bize işler mi bacı ya? Allah Allah. Ha. Çıvalak mı? Tabi ne de Allah senin belanı versin Allah'ım. Bismillah, ağabeyi kıdırıyorum.